de günaydın, hoş geldiniz tekrar. Biz birkaç senedir bu toplantılara katılıyoruz, Tepeklever. Ve her seferinde böyle İzmir'den çıkıp Şimdi'ye doğru yol alırken böyle suratımıza bir gülümseme yayılıyor. Gerçekten mutlu oluyoruz yani, artık şartlandık. O yüzden davetiniz için çok teşekkür ederim. Yani eğer böyle hani sabah kalktınız, geldiniz dinlemeye, inşallah güzel zaman geçirirsiniz. Eğer bir sürçülisan edeceksem şimdiden, ben de bilmiyorum ama şimdiden özür diliyorum. Hani kafam çok iyi olmuyor. Ben davranış bilimciyim. Hayvanlarla çalışıyorum yıllardır ve de hani birkaç değişik şey yapma fırsatım oldu hayatta. İşte bugün de bu konuşmaya Nicole Tinbergen'in 4 sorusuyla katılacağım. Dün Aristo'nun 4 sorusundan bahsedildi. Ben bu 4 soruyu bilmiyordum, biliyor musunuz? Yani 4 soru deyince benim aklıma hep Nicole Tinbergen geliyordu. Meğer Aristo'nun da varmış 4 sorusu. Bu da altta yazmış varmışmış yani. Şu soru şuna karşılık gelir, bu soru buna karşılık gelir diye. Bilmiyordum, ben de böylece çok kıymetli bir şey öğrenmiş oldum. Nicole Tinbergen, bir fotoğrafını bulayım dedim size, hani konuşmaya onun adıyla başlayacağım diye. Böyle bir fotoğraf buldum, altına da Nicole Tinbergen diye yazmışlar. Bir zamanlar bir insanları böyle fosur fosur sigara içiyorlardı. Yani şimdi hani fırsatını bulsalar hepimizi bir adaya kapatacaklar ama vardı yani böyle bir zaman, güzel bir zamandı. Nicole Tinbergen gerçekten insana böyle okuduğunuz zaman ilham veren birisi. Çok hoş birisi. Yani hangi alanda olursanız olun. Ben şimdi ancak kendi aklım ne kadar müsaade ediyorsa o kadarını anlatabileceğim size. Ama o çok hoş birisi. Okumanızı da hani eğer vaktiniz, fırsatınız olursa öneririm. Tinbergen hayvan davranışı üzerine yapılan araştırmalar için Nobel alan ilk 3 bilim insanından bir tanesi. Konrad Lorenz, Nicole Tinbergen ve Carl von Frisch. İyi bir yazar. Hayvan davranışı konusunda sorduğumuz, hayvan davranışı üzerinde araştırma yaparken soracağımız nedensellik sorularını, hani 4 tane nedensellik sorusu tespit edilir. Bunları böyle iki bir tabloda ifade ediyor bizim için. Bunların yukarıda olan, şurada ilk önce şu satırı söyleyeyim. Proximity dediği yakınsak ve bıraksak sebepleri ayırıyor ilk önce. Yani nasıl oluyor, şu anda nasıl oluyor? Mekanizma ile ilgili sorular. Bir de neden böyle oluyor? Daha uzak mekanizmalarla ilgili sorular. Yani neden biz böyle böyle davranıyoruz da, niye böyle bir davranış sistemi evrildi de, misal şöyle bir davranış sistemi evrilmedi, neden böyle oldu diye soracaksanız daha bıraksak sebeplere atlayabilirsiniz. Diğer boyutumuz da şu andaki mekanizmalara, şu andaki mekanizmalara ya da şu andaki işlevlere, şu anda tespit edebileceğimiz işlevlere atıf yapanlar ya da sürecin geçmişine atıf yapanlar. Şimdi o zaman ne elde ediyoruz? Mesela şöyle söyleyeyim, diyelim ki işte herkesin ilgisini çekecek bir konu olduğu için işte aşktan bahsedelim. Aşk nedir? Aşkın biyolojik temelleri nedir? Misal diyelim ki işte oksitosin, vasopressin gibi diyelim ki modülatörler üzerinde çalışıyorsanız, böyle nöral bilgi işlemi nasıl etkiliyor diye çalışacaksanız, şu andaki mekanizmalara bakacaksınız. Mesela bu kutucuğun içerisindesiniz. Veya şöyle bir şeye bakabilirsiniz. Neden biz çocukken de aşık oluyorduk ama ergenlikten sonra başka bir boyut kazandı bu? Nasıl oldu diye bakacaksınız. O zaman onun gelişimine bakacaksınız. Yani biz çocukken, biz yine bizdik ama çocukken yaptığımız şeyler,
şeylerle, düşündüğümüz şeylerle, o zamanki davranışsal ve içsel süreçlerimizle şimdikiler arasında bir fark var. Yaşlanınca daha da farklılaşacak. Buna bakabilirsiniz yani, ya da ne bileyim şöyle şeyler sorabilirsiniz. İşte mesela Freud'un sorduğu sorular böyledir. Diyelim ki psikopatolojiyle ilgili. Yani ne, bu kişi bugün bu noktada ama geçmişinin buna etkisi nedir diye bir soru soracaksanız mesela yine bu kutunun içerisindesiniz. Eğer neden böyle, neden böyleyiz de başka türlü değiliz diye bakacaksanız, şimdi birincisi şurada işlevine bakabilirsiniz o davranış sisteminin. Yani aşık olmanın bizim türümüz ve diğer canlı türleri için bir avantajı var mı? Bir evrimsel avantajı var mı? Doğal seleksiyon neyi görüyor diye bakabilirsiniz. Yani ya da şu anda bu davranış özelliğinin kişinin fitness'ına katkısı nedir diye bir soru sorabilirsiniz. Ya da Nikotin Bergen'in kendi araştırmaları bu soruların hepsiyle ilgilenmiştir. Böyle hepsine cevap vermeye çalışmıştır. Belirli davranış sistemleri için ama filojeniyle ilgili sorular sorabilirsiniz. Yani yakın türlerde bir ve aynı davranışın nasıl farklılık ya da nasıl benzerlik gösterdiğine bakarak onun o davranış sürecinin ortaya çıkmasının evrimsel hikayesi üzerinde çalışabilirsiniz. Şimdi bir parantez açacağım. Sonra bu sorulara döneceğim. Olur mu? Davranışta nedensellikten bahsettiğimiz zaman özellikle benim gibi böyle davranış ile nöral işlevleri ilişkilendirmeye çalışan birisiyseniz aslında yapmak istediğiniz şeyi ya da günlük olarak laboratuvarda yaptığınız işleri ben size şöyle bir şematik gösterimle ifade etmeye çalışabilirim. Misal, burada bazı şeyler, şurada mesela oklar da onlar buradan bile zor görünüyor. Ama sizi şöyle yönlendirmek isterim. Şimdi bizim davranış nörobilimciler olarak genel olarak yapmaya çalıştığımız şey yapı ile işlev arasında bir ilişki kurmak. Benim yapılarıyla işte davranışsal işlevler, duygular, efendim bilişsel süreçler arasında bir bağlantı kurmak. Bunu çeşitli analiz seviyelerinde yapabilirsiniz. Misal ben buraya en alta genleri koydum. Bu daha aşağıya gidebilirdi. Daha aşağıya gidebilirdi. Çünkü gen dediğinizde sonuçta parçalanamaz bir şey değil. Yani ama ben buradan başladım. Genler tek başlarına bir şey yapmazlar yani. Genler protein kodlarlar. Proteinler bizim vücudumuzun taşları. Proteinler de tek başlarına bir şey yapmazlar. Proteinler diğer proteinlerle ilişki içerisinde hücrelerin içindeki ki bu örnekte sinir sisteminden bahsettiğimiz için nöronlardaki nöronların içerisindeki yapı ve işlevleri tanımlarlar. Bir araya gelerek tanımlarlar. Yani hiçbir gen tek başına bir iş yapmaz. İşte bir gen tek başına bir protein kodlar ya da birkaç protein kodu diyebilir bazı durumlarda. Ama bunlar tek tek çalışan birimler değillerdir. Başkalarıyla bir arada çalışırlar ve hücre içi fonksiyonları taşırlar. Sonra hücreler bir araya gelecekler. Nöral devreleri oluşturacaklar. Onlar bir araya gelecekler. Nöral sistemleri oluşturacaklar. Sistemler bir araya gelecek. Davranış, biliş süreçlerini kontrol edecekler. Yine buradan da yukarıya çıkabilirim aslında. Yani işte mesela bu davranış sistemleri bir araya gelecek. İşte bireyin daha böyle süreklilik arz eden özelliklerini oluşturacak. Sonra bireyler bir araya gelecekler, grupları oluşturacaklar. Gruplar bir araya gelecekler, toplumları oluşturacaklar diye biz gidebiliriz. Ben burayı, bu şemayı çok seviyorum. Sineklerle çalışmaya başlamadan önce bir araştırmacının bir konuşmasını dinlemiştim. Böyle başlamıştı konuşmaya. Bana çok etkileyici gelmişti. O yüzden böyle başlamayı seviyorum. Neden biliyor musunuz? Benim burada vurgulamaya çalıştığım çok önemli bir şey var. Dün de aslında konuşmaların yani önemli bir parçasıydı bana göre. Burada biz her aşamada ama her aşamada toplamın parçaların toplamından daha büyük olan bir bütünün ortaya çıkmasını, bir emergent property görüyoruz her aşamada. Burada buna
kompleksite dediğimiz şey bu. Yani kompleksite hani karışıklık değil de karmaşıklık diyelim biz ona. Karmaşıklık dediğimiz zaman hani o kadar karmaşıktır, o kadar spiritüel bir şeydir ki hani bunu anlamaya bilim yeter, bilmem genler yeter, bilmem. Hiç öyle bir şey değil. Çok basit bir tanımı var aslında. Yani basit lafına aldanmayın da. Parçalarının toplamından daha büyük olan bütünleri biz karmaşık bütünler diyoruz. Hemen bir geçtalt demek. En önemli örnek yani bizim böyle daha en azından lise müfredatına girmiş olan bir karmaşıklık örneği geçtalt'tır. Ama ben size bir tane daha örnek vereyim. Böyle söyleyince hani herkese daha böyle tanıdık geliyor. Mesela canlılık da bir karmaşık sistemdir. Çünkü bir emergent property'dir canlılık. Neden? Bir hücre alın. O hücrenin canlılığı, onu ortaya çıkaran, işte onun içindeki genlerin kodladığı, proteinlerin bir araya gelerek yaptığı işlerin bütünü o parçacıkların toplamından daha büyük bir şeydir. Çünkü ben o hücreyi alsam, santrifüjlesem, böyle parça, o parçaların toplamı aynen o şeyin içinde kalsa, mikserin içinde kalsa, fakat bütünü bozsa canlılık gider, parçalar kalır. Parçaların toplamı aynen onun içinde kalır ama canlılık gider. Demek ki ortaya çıkan özellikler, karmaşık sistemleri tanımlayan, emergent property'ler, emergent property, ortaya çıkan özellik diye tanımlıyoruz ama hani bunun bir terim bu. Bu emergent property'ler, parçalar ve bu parçaların bir araya gelerek tanımladıkları ilişkilerden müteşekkilmiş bu bütünler. Tamam, o ilişkiler çok önemli. O interaction'lar çok çok önemli. Mesela yine tanıdık bir örnek vereyim. Bunun bir iki kat daha çıksak. Şimdi mesela niye sosyal psikoloji diye bir çalışma alanı var? Sosyal psikoloji nasıl tanımlanır? Bireylerin grup içindeki davranış özelliklerini bireylerin davranışları bir grup içine girdiklerinde sistemde bir takım değişimler gösterebilir. Yani bir topluluk tek tek onu oluşturan bireylerin toplamından daha büyük bir şeydir. Yani ya da işte herhangi yani toplanarak bir araya geldiğimizde yeni bir kimlik edinmiş oluyoruz. İşte o kimlik bir emergent property. Şimdi demek ki bizim her aşamada bu nedensellik sorusuyla uğraşırken neden böyle oluyor? Nasıl oluyor? Sorusuyla uğraşırken çok çeşitli aşamalarda bu emergent property'leri de kapsayacak bir yöntem bularak çalışabilmemiz gerekir. Ve bu işte bu emergent property'ler var ya, şimdi bilim de indirgemecilik denildiği zaman hep böyle genler akla geliyor. Hep böyle en küçük yapı taşlarıyla çalışmak akla geliyor. Halbuki bilimde indirgemecilik hangi seviyede çalışırsanız çalışın. Elinizdeki bütünü parçalarının basit toplamı olarak düşündüğünüz anda indirgemecisiniz. İsterseniz tarih çalışıyorum. Yani indirgemecilik bir bütünü parçalarının basit toplamı olarak düşünüp yöntemlerini bu şekilde ayarladığınız anda, çalışma yöntemlerinizi bu şekilde kalibre ettiğiniz anda siz indirgemecisiniz ve bütününüzü kaybettiniz. Ama bütün bilimler unutmayın ki aslında böyle başlıyorlar. Bu sunumlarda değil de sunumlardan sonra bir konferansa gittiğimiz zaman sunumlar sırasında indirgemecilikle iki bira içtikten sonra işin gerçeğiyle yüz yüze gelirsiniz. Yani herkes aslında yapabildiğini sunumlarda yapamadıklarını daha sonraki yüz yüze konuşmalarda anlatır. Ama işte o konuşmalar çok önemli. Konferanslara onun için gidiyoruz. Yani yapamadıklarımız çoğu zaman yaptıklarımızdan daha kıymetli ve yapamadıklarımız ne biliyor musunuz? Bütünü bütün olarak göremediğimiz zaman o soru bizim elimizden kayıyor. O cevap bizim elimizden kayıyor. Tamam şimdi buyurun. Fizikte biz ona yine kombinasyon diyoruz. Tek tek toplamları, parçaların toplamı lineerleştirmiş oluyoruz. Ama ben de lineerliteden bahsedecektim. Buyurun ama siz söylediniz daha iyi. Sizin dediğiniz olay anladığım kadarıyla felsefenin en önemli konulardan birisi fenomenolojiye giriyor.
Çünkü fizik 1687 yılında Newton prensibi yazdığında 1898 yani 1900'ün başına kadar hep tek parçacık fiziğiyle uğraşıyordu. O nedenle ihtiyaç da olmadı bunlara. Ama ne zaman ki çok parçacıklı sistem. Çünkü o zamanlar gazlarla uğraşılmaya yeni başlanmıştı. Çok parçacıklı sistemlerle, Avogadro sayısı kadar parçacıklı sistemle uğraşmaya başlanmıştı. O nedenle de fenomenoloji işin içerisine girdi ve bu işi ilk söyleyen insanlardan birisi Boltzmann'dır. Ve hainlikle neredeyse suçlandı ve 3 yıl sonra zaten adamcağız intihar etti. Boltzmann hakkında atomlara çok güvenmek, parçalara çok güvenmek diye bir biyografi yazmışlardı işte o intiharın şeyini anlatan. Olabilir. Ama o zamanın pozitivistleri, özellikle Ernest Mach, Macar bazıları çok üzerine gelmişti. Böyle bir şey olamayacağıyla alakalı. Sizin dediğinizle ilgili bir şey de ilişkilendirmek istiyorum. Şimdi bütünü geldiğinizde o bütünden hangi özellikler çıkacak? En büyük bilinmeyen bu. Eğer bunu bilebiliyorsanız zaten bilimi yapabiliyorsunuz. Fizikte o katı sıvı gaz fazları arasındaki ilişkilerde 3 tane fenomenolojik olay buldular. Bunlardan birisi basınç, dışa dönük derler buna bir de. Çünkü hiçbir parçacığın tek başına bir basınç oluşturma şansı yok. Topluluk olduğunda parçacıklar basınç oluşturur. Kavram öyle çıkıyor ortaya. İkincisi de sıcaklık, ona da içe dönük derler, madde miktarından bağımsızdır. Sıcaklık denen bir şey aslında yoktur. Tek parçacık fiziğinde. Ama bunlar bir araya geldiğinde, 10 üzeri 22 tane parçacık bir araya geldiğinde sıcaklık gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani olmayan bir şey, olmuş bir şey oluyor. O fenomenolojik bir olay. Onu tanımlayabilmeleri bile bir büyük bir olay aslında. Nedensellik bilimlerinden, mekanikten sonra termodinamiğinde en önemli özellikleri. Üçüncüsü, en zoruydu bu, Boltzmann'ın ortaya attığı entropi kavramıydı. Entropiyi anlamak günümüzde bile çok zordur ve bu karmaşıklık sistemini de neredeyse tam özüdür, yani kalbidir. Her şey entropi üzerine getiriliyor. Ancak bildiğiniz fizikteki entropi değil de daha çok bu bilgi, iletişim fakültelerindeki o bilgi konusundaki Shannon entropisi üzerinden anlatmaya çalışıyorlar. Yani 3 tane fenomenolojik olay var. Siz de bunları bir tanesini bulsanız herhalde ömre değer bir şey oluyor yani. Sayın Hocam çok güzel bir katılım yaptı. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü şuna örnek ben şu sebeple Sayın Hocam dedi ki böyle baktığımız zaman biz aslında bu analiz seviyelerini çeşitli bilim dalları arasında paylaşıyoruz dedi. Yani siz dedi biyolojinin sınırında bu işi açtınız. Halbuki bunu biraz daha altına gitsek fiziği ve kimyayı bulacaktık. Aynı ilişkiler orada da tanımlı dedi. Yani benim biraz evvel aslında başladığım şeye diye çok güzel bir örnek vermiş oldu. Hocam gerçekten teşekkür ederiz. Her aşamada tanımlıdır. Ya da biz buradan çıksak, hani lineer tarih yazıcılığı var değil mi? Yani bizim lisede okuduğumuz tarih tarih değil. Yani hiçbirimizde lisede okutulan tarih gerçek tarih değil. Hani buradan yukarıya gitsek, biz toplumsal hareketlere baksak, hiçbirisini o toplumsal hareketlerin içinde yer almış bireylerin tek tek ömrüne indirgeyemeyiz. Değil mi? Yani buradan yukarıya doğru da devam edecek bu iş. Ve burada demek ki yani bir araya gelerek oluşturduğumuz ya parçaların bir araya gelerek tanımladıkları sistemler parçaların tek tek hareketlerine indirgenemiyor. Ve bu düzenliliğin kabulüyle başlayan bilimsel araştırmalar
daha sezgisel gidiyorlar yani, daha gerçeğe yakın gidiyorlar. Daha az yayın çıkabilir bu işlerden yani, hani onu akılda tutmak lazım. Ama hani o sezgiyle tanımlanan çalışmalar biraz daha böyle yani daha az ama daha kalıcı olabiliyor. Peki, şimdi ben buraya geri döndüm. İki tane örnek üzerinden konuşmak istiyorum. Yani nedensellikle ilgili sorular sorarken. Böyle hani yıllar üzerinde çok fazla özellikle popüler, hem popüler bilimde hem de nizami bilimlerde böyle bir kafa karışıklığına yol açmış olan bir iki meseleden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi eşeysel davranış, homoseksüellik. Diğeri psikopatoloji. Çünkü bunlar zamanına göre bazen, şimdi mesela psikopatoloji dediğimiz zaman bugün hala anormal davranış bozukluğu diye tanımladığımız şeyleri. Şimdi nesi bozuk? Bozuk olan ne? Unutmayalım ki homoseksüellik de bir zaman bozukluk, o çok uzak olmayan bir zamanda bozukluk olarak tanımlanıyordu. Şimdi bunun bozuk olmayanı ne ki? Bozuğu ne? Yani bu bozukluk dediğimiz şey ya da hani normali neydi ki anormal ne olsun? Yani bunun referans noktası neydi ki? İşte ondan şu kadar öteye gitmiş olanını biz nizami değil diye tanımlamış olalım. Yani şimdi bir buna bakalım. Yani buradaki meselenin ne olduğunu ben size Timbergen'in terimleriyle açıklama, anlatmak istemem. Bir kere sorumuz ne? Onu bir tanımlıyorum. Diyor ki, Nico Timbergen, bazı, yani ben diyorum, yani Nico Timbergen'in sorularıyla bunu ifade etmek istersek. Mesela homoseksüelitenin fitness değeri, şimdi tanımı gereği, işte fitness biyolojide bir sonraki nesle kaç tane viable, yani hayatta kalabilir, kendisi üreyebilir, yavru geçirdiğinizle tanımlıdır. Yani gen bencildir, genler kendisini bu nesilde böyle paketlemiş. Ben bu paketi bir başka pakete devrediyorum. Ne kadar çok pakete devredersem o kadar fitim. Yani fitness böyle tanımlanan bir şey değil yani biyolojide. Yavru bir sonraki nesle devrettiğiniz gen paketleriyle tanımlı olan bir şey. Tamam mı? O yüzden işte tanımı gereği bir sonraki nesle paket devretmiyorum ulan diyen bir grup var. Şimdi bunu mekanizmalarını, bunun işte hormonal mekanizmalarını, beyin devrelerini, gelişimsel sürecini vesaireyi tanımlamak, bu işi laboratuvarda yapmak, insan ve hayvan modelleri üzerinde yapmak nispeten kolay. Çelişki şu iki katın birbiriyle uyumsuzluğu arasında çıkıyor. Şimdi bunun fonksiyon işlevi ne? Bu nasıl evriliyor? Yani eğer mesele fitness idiyse, şimdi doğal seleksiyon fit olmayanı eliyor idiyse bu niye evleniyor? Ya da ne bileyim mesela psikopatoloji dediğimiz şey. Arkadaşlar yani şimdi psikopatoloji dediğimiz şey böyle bir bizim DSM diye bir kitap vardır. Evlere şenliktir. Hani psikolojik diye bir alan varsa, böyle bir akademik çalışma alanı varsa bunun var olma sebebi işte psikolojik bozukluklar diye tanımladığımız bir davranışlar bütününü açıklayabilme ve giderebilme iddiasıdır. Ne açıklayabiliyor ne de giderebiliyor yani. Psikoloji artık 150 yaşında koskoca yani hani böyle bir bilim var ama ne açıklayabiliyor doğru dürüst, ne giderebiliyor. DSM diye bir kitap var elinde, Evlere Şenlik, şu sebepten dolayı. DSM yani DSM sadece psikologların üstünde yani psikologların oluşturduğu bir kitap değildir. Bir patoloji kitabıdır. İşte psikiyatrist, böyle bir psikologlar, psikiyatristler, nörologlar bir konsorsiyumun oluşturduğu ve böyle düzenli olarak da güncellediği bir kitaptır. Semptomatik bir kitaptır. Yani şu, bilmiyorum, diagnostik bir şey, yani o semptomlardan yola çıkarak bir kategorizasyon, yani bozukluk denilen şeyleri belirtilerden yola çıkarak, yani daha öncesinde bu belirtiler ortaya çıkana kadar
önceki aşamalarda neler olduğuna hiç referans vermeden şu belirtileri kategorize eden bir manueldir. Yani yöntemi budur, oluşturma yöntemi budur. Yani dolayısıyla mesela şimdi benim başım ağrıyor. Şimdi yani demek ki psikolojik bozukluklar, işte baş ağrısı içeren bozukluklar, kıç ağrısı içeren bozukluklar, mide bulantısı içeren, yani hani böyle, ama mesela benim başım ağrıyor. Bir sebepten dolayı ağrımam olabilir değil mi benim başım? Yani hani o zaman biz bunu anlamaya çalışıyorsak, yani baş ağrısı elimizdeki belirtilerden bir tanesi ama mekanizmayı anlamadan hani bütün baş ağrıyanları aynı odaya tıkmak değil mi? Yani siz burada birbirinize iyi bakın falan. Ya ama ne olmuyor işte yani. İyi ama şimdi bu insanlar yetenekliyiz. Bunu yapmayı deneyip de yapamıyor insanlar. Yani konferanslarda nasıl yaptıklarını, konferans aralarında nasıl yapamadıklarını birbirlerine anlatıyorlar. Yani hani demeyelim ki bu insanlar çok yeteneksizler de beceremediler. Ellerindeki çalışma konusu o kadar da kolay bir konu değil. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir baktığınız zaman diyelim ki ben şöyle bir şey söylüyorum mesela bana soranlara, başka da ne diyeceğimi bilemediğim için. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki meyve sineğinde dikkat ve dikkat bozukluklarına model olabilecek davranışları etkileyen genler üstünde çalışıyorum diyor. Şimdi diyorum ki şu davranış aha gen, aha davranış yani. Aha da gen, aha da davranış. Böyle bir şey yok yani hani böyle tek bir gen böyle elimde. Yani dikkat bozukluklarında benden sorulur diye böyle halay çeken bir gen yok yani hani bunun böyle tek bir gen çıkacak davranışında yok böyle bir şey. Ama şimdi bunun aralarını tanımlamak, yani şuradan yola çıkıp buradaki bir fenomene bir hocama referans verelim. Burayı açıklayabileceğiniz, burada ortaya çıkan tezahürlere bir fenomeni açıklayabileceğinizi iddia etmek, bu araları atlamak çok fazla bilgi ve sezgi kaybına sebep olan bir şey ama çaresi de çok kolay değil. Şöyle söyleyelim, biz hangi davranış özelliklerine baktığımız zaman, hangi davranış özelliklerine baktığımız zaman birçok genin bu işe katıldığını görüyoruz. Yani yapısal ya da işte o anda işte daha böyle yapısal özellikleri ya da bir işlerin o anda ortaya çıkmasını kontrol eden, yani farklı görevler üstlenen birçok proteinin işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim size, nörobilim içerisinde hep şöyle bir tartışma vardır. Yani şimdi böyle bir gidip varıp baktığımız zaman bir bilgi kalabalığı da var. Her gün, her Allah'ın günü şu kadar makale yayınlanıyor. Ya şimdi biz bunun içerisinde yolumuzu nasıl bulacağız değil mi? Çok standart bir soru vardır ve hala açıktır yani bu soru. Nöral bilgi işlerin birbirine. Ben şimdi burada işte genlerin birbirinden üstündeki etkisine bakıyorum dediğiniz zaman gen tek başına bir etki birimi mi bir kere? Ki ben onun birlikte yukarıda etkisine bakıyorum. Nöral bilgi işlemin birimi ne? Unit of information processing nedir yani bu? Şimdi ben tek bir nörondan kayıt alsam ve mükemmelen temsil edebilsem onun yaptığı işi. Peki onun katıldığı diğer daha büyük fonksiyonları o tek bir nöronun işlevine bakarak yordayabilecek miyim, tanımlayabilecek miyim? Yok öyle bir şey. Ya, ama son yıllarda çok enteresan bir takım işler oldu. Şöyle, nöral bilgi işlemi birimleri olarak biz konektom beyin bağlantı projelerini takip eden, konektom projelerini takip edenlerde devreleri ve sistemleri nöral bilgi işlemin birimi olmaya daha yakın olarak bulduk. Ve şu analiz seviyesi bizler için daha önceden elinizden kayan bir takım bilgileri sağlamayı vaat eder oldu. Şimdi ben konuşmayı da nihayetinde oraya bağlayacağım ama şimdi şuraya... Nöral'dan da çevre arasında mini kolonlar var. Ne hocam? Mini kolonlar. Mini? Mini kolon. Yani 50 ile 100 arasındaki nöron 8 bir gün çalışıyor. Tamam, şeyden, projeksten bahsediyorsunuz. Evet. Kortikal kolonlardan bahsediyorsunuz. Tamam, biraz sonra geleceğim onlara. Peki, şimdi buraya tekrar eşeysel davranış örneğine tekrar
tekrar geri dönüyorum. Konuyla atın birazdan basacağım. Bu iki kat birbiriyle çelişiyor gibi göründüğü zaman işimiz zorlaşıyor. Tamam, şimdi bundan bir tane örnek vereceğim. Mesela eşeksel davranışta şöyle sorayım. Doğal seleksiyon homoseksüelleri niye eleştirir? Türkiye gibi toplumlarda bunu çok fazla fark etmeyebiliriz ama toplumda birçok, siz farkına varabilirsiniz, varmayabilirsiniz, birçok eşcinsel arkadaşımız var. Tamam. Yani bu böyle hani binde bir, iki binde bir, on binde bir, yüz binde bir falan gibi bir şey değil. O zaman bu kadar da büyük manen doğal seleksiyon bunu niye elemedi? Birazcık buradan başlayalım. Yani kişisel anlamına gelmemesi gerekiyor. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Bir özellik eğer açıkça şeyse, dezavantajlıysa milyonda bir olsun doğal seleksiyon sonucu görür ve ona eder. Dezavantajı olduğunu nereden biliyoruz? Ha işte ben de onu anlatacağım. Yani bunun yani eşcinselliğin yani bu kadar da bir popülasyonda belirli bir sabit oranla düzenli olarak devam eden bir özellik. Madem fitness'a bir katkısı yok. Yani hani gizli bir katkısı olmasından bahsetmiyorum bu arada. Yani onlar gizli gizli biliyorlar aslında demiyorum. Ama toplumda belirli bir grup, bir toplumda bireylerin belirli bir oranı, çok da düşük olmayan bir oranı üreme amacıyla sevişmiyor. Tamam. Ve hatta ürememeye başının kararı. Doğal seleksiyon neden bu özelliği elemiyor? Nasıl devam ediyor nesiller üzerinde? Üreme üremek için sevişmiyor. Evet. O da doğru değil mi onlar? Yani üreme bir sonuç olarak ortaya çıkıyor ama kimse üremek amaçlı sevişmiyor. Şöyle söyleyeyim. Sadece bunu insanlardaki bir davranış olarak düşünmeyin. Yani hani insanlar kendi hayatları üzerinde işte yani doğum kontrolü uyguluyorlar, şunu uyguluyorlar. Bunlar insan olmasın. Çevresi üzerinde ya da kendi davranışı üzerinde bu kadar kontrol sahibi olan olmayan canlılarda da bu belirli bir oranda devam ediyor. Tamam, uyumlarda %7 olduğu ile ilgili bir yöntem. Tam anlamadım. Yani bu tamamen fizyolojik bir tercih mi yoksa sosyolojik bir tercih mi? Şöyle söyleyelim. Hocam ben size bir şey söyleyeceğim. Her neyse sizin cinsel yöneliminiz. Ben sizi nasıl yetiştirsem ki şimdi tam ters tarafı ben sizi yetiştirebilir miyim öyle bir şey? Yani fizyolojik mi diyorsunuz? Arkadaşlar yani elbette. Yani sosyolojik boyutu bunu kabul edip etmemekle alakalı olabilir ama hiç kimseye cinsel tercihi öğretemezsiniz. Artık cinsel tercih lafı da kullanılmıyor zaten. Yani her neyse onu öğretemezsiniz yani. Yani çünkü bunu gerçekten kendinizden pay biçim bunu düşünürken. Yani beni nasıl yetiştirselerdi ben şöyle hiç yani bugün gözüme bir cinsellik objesi gibi görünmeyen birisine böyle koşarak sarılırdım falan. Bir kendinizi gözünüzün önüne getirin. Yani siz de kendisini seçmez. Doğal seleksiyon her zaman bireyin üstünde çalışmaz. Bazen tek tek bireylere indirgenemeyecek popülasyonlar üzerinde çalışır. Ve bazen seçilen şey varyans. Tamam mı? Neden oldun varyans? Neden olduğunu söylüyorum. Birçok yani. Bunu psikopatoloji içinde düşünebiliriz. Hocam orası tahta değil söyledim mi? Ben yapmışım. O kadar yazacaktım. Arkadaşlar bakın size şöyle söyleyeyim. Diyelim ki hepimiz birbirimize çok benzesek. Böyle insanları birbirine benzetmeye çalışan devletler elinde sonunda çöküyor. Neden? Herkesin birbirine zorla benzetildiği toplumlarda,
Böyle bir uzun ömürlü toplum siz gördünüz mü? Yani böyle bir şey olamaz değil mi? Bak şimdi, herkesin birbirine benzediği, herkesin diyelim ki bir tane gen bir davranışı kontrol etse ve o genin hiçbir varyantı olmasa, hiç aleli olmasa, tek gen, tek davranış herkes aynı. Tek dildir. Dağılan diye bir şey yok. Tek dildir. Tek gen. Tek herkes dağılım diye bir şey yok. Herkes birbirinin aynıysa, herkes bir ve aynı şey için kompet ediyor demek. Buradan millet birbirini vurur burada. Çünkü benzemenin, oyun teorisi terimleriyle düşünelim. Benzemenin bir ödülü olabilir ama bir bedeli de var. Tamam mı? Diyelim ki bir genin, yine bir genin iki alevi olsun ve kolaylık olsun diye söylüyorum. Bu bir probabilite dağılımı, işte burada şurada sıfır, burası bin olsun, burada dağılım yok. Diyelim ki bir genin iki alevi olsun ve eşit frekanslı olsunlar bunlar. İkiye ayrıldı değil mi? %50 şuradan bunun şurası sıfır, burası nokta beş. Ya bu alev vardır, ya bu alev vardır. Bu bir çeşitlilik. Ondan sonra diyelim ki iki gen olsun ikişer alevden. Şurası nokta 25, burası nokta 5. Böyle bir dağılım görürsünüz fenotipte. Yani hem genotipte hem fenotipte. Diyelim ki genotiple fenotip birebir eşleşmiş olur. Ondan sonra gitgide gen sayısı arttıkça, her birinin ikişer alevi olsun diyelim ki, bu gitgide bir normal dağılıma yaklaşır. Tamam mı? Ne olmuş olur böylece? Şimdi aslında böyle bir durumda, yani bir özelliği kontrol eden altyapı ne kadar çeşitlenirse, o zaman competition alanları ve bizim dünyada dağılabileceğimiz, birbirimizi ifade edebileceğimiz ve birbirimizle çarpışmadan çeşitlilik üreterek genlerimizi geçirebileceğimiz çevreler, koşullar da o kadar çeşitlenir. Şimdi çok küçük ihtimallerle bu çok sayıda eleman bir araya geldiğinde küçük ihtimallerle, diyelim ki bu bir dişilik, erkeklik şeyi olsun, continuum olsun, çok küçük ihtimallerle, bir tarafta dişilik, bir tarafta erkeklik gibi tanımlamış olayım ben bunu, basitlik olsun diye söylüyorum. Düşük ihtimallerle burada anormallikten dolayı değil, tam da bu sürecin normal işleyişinden dolayı şu kombinasyonlar, bu kombinasyonlar, dişi dişi erkek, yani hani bir aşırı uçlar üretecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bu onun altyapısında bir anormallik olduğu için değil, bu probabilistik sürecin tam da naturası gereği böyle olacaktır. Popülasyon seviyesinde çalışan popülasyonu gören doğal seleksiyon varyansa sebep olur. Yani şunu şurası sıfırdan bile gidiyordu ya, bu artık yattı yani. Burası işte şurası en fazla nokta 0.005 falan gibi bir şeydir yani bunun piki. Anlatabiliyor muyum? Bu popülasyon bu dağılım iyice ne yaptı? Çeşitlilik yine sonuçta gen havuzu aynı. Çeşitlilik genlerin bir birey yoluyla değil ama çeşitli birey yoluyla, bireyler yoluyla farklı kombinasyonlarla bir sonraki jenerasyona geçirilmelerini fasilite etti aslında. Peki yani, ama şöyle bir şey olmadı mı? Hayır. Başka bir dünyadan biri olarak ben söyleyeyim. Şimdi slide'a başlarken benim doğru anlayabildiysem mikrodan makroya doğru bir açıklama eğilimi vardı. Ama şimdi bunu makrodan mikroya doğru açıklamış olmadı mı? Ya bu bütünden şeye inmiş oldu. Eşcinsel bir açıklarken. Yanılıyor muyum? Yanlış mı anladım? Oysa biz genlerden başlamıştık. İşte sisteme kadar gitmiştik. Şimdi sistemden başladık. Tam öyle demeyiniz. Metodolojik olarak iyi bakmıştık. Ben yine de o şeyi korudum. O hiyerarşiyi korudum. Ama dedim ki o hiyerarşi, gösterdiğim hiyerarşi tek bir birey için tanımlıydı. Dedim ki ben buna öyle katlar ekledim ki bireyle var, farklı bireyleri yan yana koyabildim. Dolayısıyla genleri tek bireyin genleri olarak ayırmadım, segrege etmedim de popülasyonun genleri olarak en alttaki sırayı genişlettim. Ve
varsayıyoruz gençlikle dediğimiz zaman, ama burada o üreme ve varsalım daha toplumsal bağlamda tam da sizin başta açıkladığınız gibi bir anlamda kompleksite içerisinde parçalardan çok toplam bütünün o var kalımını sağlayabileceği hani düşüncelerim varsa öyle bir şey. Şöyle söyleyeyim, bu çok güzel bir soru oldu. Çok özür dilerim, yani yine vaktinizi alıyorum. Çay vaktinizi alıyorum. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü akıl, intelligence aslında bir ortaya çıkan bir özelliktir ve böyle ileriye doğru bakarak değil, geriye doğru bakarak anlaşılabilecek bir şeydir. Yani evrimde hani bu niye evrilmiş dediğimiz zaman sanki bir amaçlı bir davranışla biz şöyle bir tam çıkaralım ki şu tarafa doğru gitsin falan değil. Yani ancak geriye doğru bakarak işte birçok böyle mutant böyle akılsız bir şekilde yani random bir şekilde ortaya çıkıyor. Orada bir random süreç var. Onların böyle yukarıdan yöneten bir üst akılın yokluğunda bu seçim süreci bir arada olup da adaptif bir bütün olarak devam edebilenleri seçiyor. Edemeyenler eleniyorlar. O yüzden yani akıl öne doğru bir amaçlılıkla değil de geriye doğru bakıp hayatta kalmışlıkla tanımlanırsa aslında biyolojik şeylere ne diyelim düşünceye daha uygun ya da biyolojik sürece daha uygun. Evrim mükemmele gitmiyor. Efendim? Evrim mükemmele gitmiyor yani. Ha, evrim mükemmele gitmiyor. Aha. Hocam mesela şurada bahsettiğiniz yani bireylere bakarak anlam veremediğim zaman topluma baktığımızda bir dağılım yasası gibi, yasa değil bir dağılım durumu var ve bu korunuyor. Bu sayede popülasyon oranı aynı kalabiliyor gibi bir şey vardı ki ya. Bu şey değil mi? Mesela basınç, tek tek başlıklara baktığımızda anlayamayıp toplam basıncın oluşması gibi bu dağılımın oluşması boşanabilir. Ben onu daha çok şöyle bir şey gibi söylerim. Yani işte mesela atomların alt parçacıkları var değil mi? Atom alt parçacıklar var. Şimdi bunlar bir araya geldiklerinde oluşan madde böyle bir lineer, yani işte mesela şimdi eğer böyle yerlerde hata yapabilirim. İşte bir proton hidrojen, ona bir proton daha eklediğimizde helyum, yani hani orada yani helyum dediğimiz şey nicel olarak yani hani hidrojenin bir proton, yani hidrojen artı bir proton değil, o bir proton eklendiği zaman ya da onun aşağı diğer hücre içi şeylerde de parçacıklardaki toplamını da değiştirerek onu bir nicel bir farklılık değil de artık nitel, kategorik başka bir madde ortaya çıkıyor. Yani hani baktığımız zaman birbirinden nicel farkı olan küçük parçacıkları madde, yeni bir madde tanımlanıyor. Yani orada aslında komplekste dediğimiz şey de tam da bu. O parçacıkların basit şundan 3 tane, bundan 5 tane dediğin zaman aralarında her şey yerli üstünde bir tane bir artı yüklenmiş gibi değil, gibi davranmıyor. Başka bir madde gibi davranıyor. Ha, yani o yüzden de hani bu dağılımlara da öyle düşünmek lazım. Yani nicelikten nitelik ortaya çıkıyor. İşte emergent property dediğimiz şeyler tam da bunlar. Pardon, tek bir delik var. Aksiyon bunlar iki tane. Yani bütün bu bunların çıkmasındaki tek aksiyon. Buyurun hocam, bir daha anlatın. Aksiyon şu, yani aksiyon da biliyorsunuz varlığı yokluğu ispat edilemeyen, kabul etmek zorunda kaldığınız bir temel basit önermedir. O da atom ve moleküllerde bütün çarpışmaların olma olasılığı eşittir diye başlıyor. Bu temel aksiyon üzerinden bu dağılım acayip şekilde çıkıyor. Yani bir mucize gibi duruyor ama tuhaf bir şey bu da. Herhangi iki parçacık çarpıştığında herhangi bir bütün çarpışmalar olasılığı birbirine eşittir deniyor. Oradan bu dağılımların tümü çıkıyor. Hepsi yani müthiş bir zenginlik çıkıyor. Temel aksiyon bu. Sözün sözümüzün cevabı, sorumuzun cevabı. Şöyle diyebilir miyiz o zaman, yani atom altı parçacıklar üzerinde dahil. Evet. İlişkilerde bir çan eğrisi var. Hepsinde var. Her şey. Hep Gauss. Gauss değil. Normali
Bu kombinasyonist abi, lise 1'de gördüğümüz kümeler teorisinde elemanlarından kaç tane seçenek elde edebilirsin, kombinasyon elde edebilirsin, giysiler falan eşleştirmeler var ya, o temeli bu, normal dağılım dediğimiz bu. Öbürleri biraz x kare falan gibi, Gaussian dağılımlar var, Lorentzian, 17 tane, 18 tane dağılım var bildiğim kadarıyla ama bu en temel dağılım. Yani temel sayılardan, tam sayılardan hareket ederek bu dağılımı elde edebiliyorsunuz. Çok da eski bir dağılım. Arkadaşlar şu anda grubun davranışı benim konuşmama indirgenemez. Günah ben de Yusuf bana bakıyorsun ama ben de bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar katılımınız için de, geri bildirimleriniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen bir böyle soru olduğu zaman parmağınızı kaldırıp sormaya çekinmeyin. Çünkü aslında benim vermek istediğim genel bir mesaj vardı. Onun ulaştığını görüyorum. Şimdi birkaç tane daha başlayacağım. Hani biraz daha böyle konuşmamızı çeşitlendireceğiz. Ama ben hani ana mesajı verdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok daha az stresliyim. Yani başımızla beraber ilk başlayalım. Şimdi ben bu Rube Goldberg çizimini gerçekten çok seviyorum. Hücre nedir diye anlatmak istediğim zaman çok sık kullandığım bir şey çizim bu. Bir hücrenin olduğundan çok daha az karmaşık. Aslında yani hücre içerisinde birbiriyle kesişen yollar da vardır. Ya da biyokimyasal işte lobatlar deriz biz onlara. Burada kesişimleri göstermiyor. Sanki aralarından böyle izole edilmiş bir tanesini gösteriyor. Ama ben bu çizim üzerinden çok şey ifade edebildiğimi gördüm yıllar üzerinde. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu bir kalemtıraş. Şimdi bu kalemtıraşın nasıl çalıştığını bakalım. Bir çeşitli böyle harflerle gösterilmiş şeyler de var, noktalar da var. Zihni sinirebilir misiniz profesyonelinizi? O, yani zihni sinirebilir çok ilham almış birisidir aslında yani. Ben yani zihni sinirebilir de çok severdim. Bu Goldberg'i de çok seviyorum. Bu bir kalem tıraş. Şimdi A noktasında buradaki bu pencere açıldığı zaman bu uçurtma uçuyor. Evet. Onlar şuradaki, buradaki bu makara. İpi çektiği için burada başka bir makara sistemi daha var. Buradaki kafesin uçurtma uçtuğu zaman bu kafesin kapısı açılıyor. Bu kafesin içerisinde güveler var. Bu güveler çıkıyorlar. Bu gömleği giyiyorlar. Bu gömleği giydikleri zaman gömlekleri hafifliyor. Hafiflediği zaman hop daha böyle yukarıya kalkıyor. Bu ayakkabı ağır basıyor. Bu şartları indiriyor. Şartları indirdiği zaman bütün ısınıyor. Bütün ısındığı zaman burayı yakıyor. Burada tavşan var. Tavşan kabuklarını içeriye atlıyor. Hop şu sepetin içerisine atlıyor. Sepetin içerisine atladığı zaman bu kafes açılıyor. Burada ağaç kakan var. Bu ağaç kakan bu kalemi gagalıyor ve böylece bir kalemi taşıyor. Çünkü evrim nasıl çalışıyor? Evrim kör bir saatçi. Kör bir saatçidir. Ama böyle çalışıyor. Şimdi hep böyle bir şeyler vardır değil mi? Sayın hocamın da sorduğu gibi. Bazı özelliklerimizi öğreniyor muyuz? Yoksa doğuştan mı? Yani kalıtımın ne olduğunu anlatmak için benim kullandığım gösterimlerden bir tanesi bu. Şimdi bir kere bu kalıtım meselesi üzerinde konuşurken beyinlerin bir özellikle çok yeni katılımıyla, birçok mekanizmanın katılımıyla ortaya çıkan yine şu şeye döneceğim, gösterime döneceğim. Birçok yeni katılımıyla ortaya çıkan özellikler, bu özelliklerin çok önemli bazı başka bu süreçlerin önemli bir iki tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi, mühendislik projeleri gibi değildir bunlar.
high fine değildir. Yani yüksek sadakatli sistemler değillerdir. Çünkü yüksek sadakatli sistemler çok vulnerable olurlar. Fragile olurlar. Yani bir parçası eksildiği zaman bozulmaya çok müsait olurlar. Halbuki biz bir canlılık robust ve adaptif bir sistemdir. Yani parçaları eksildiğinde it degrades gracefully deriz ama bunu nasıl çevireceğimi bilemedim. Nasıl çevireceğim? Nasıl hocam tekrar? It degrades gracefully. Parçaları yani yavaş yavaş çözülür. Yani bir parçası eksildiğinde yavaş yavaş bozulur. Bu bir. Yani şöyle bakın size şöyle bir örnek vereyim. Bizim niye bu kadar çok beynimizde bu kadar çok hücre var? Nöron. Ya çok pahalı bir şey. Ha? Vücudumuzun en çok enerji harcayan organı bu. Aha böyle koskoca bir kafa. Millet doğurana kadar neler çekiyor. Ya şimdi bu kafayı biraz... İyi böyle ama kabul edilir mi herkese önden de? Öteki cinse kendini beğendirmek için. Efendim, öteki cinse... Hocam şuraya gelsin şöyle kafalı bir adam çok mu beğeneceğiz gözüküyor. Sen de doğal seçilin değil, seksüel seçilin de var. Ondan dolayı Homo sapiens daha küçük bir beyinle de idare edilebilirmiş. Sırf bir yani seksin. Çok güzel. Peki hocam, açıklamalardan bir tanesi şu olsun, yine de çok yorumlar bitmem devam ediyor. Niye bu kadar yok? Çok pahalı. Şimdi, bu kadar çok yorumun bize sağladığı şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Sistem dejenere, yani bir kere robustness, çok robust, parçaları eksildiğinde daha yavaş yavaş çözülebiliyor. Ve size şöyle söyleyeyim, mesela bizler kendimizi çok beğeniyoruz ama şu bizler bilgisayar olsaydık var ya, bizi bozuk diye atarlardı. Gerçekten hemen bir örnek vereyim. Şimdi kıçınızın altındaki sandalye, ben söyleyince fark ettiniz ama fark etmiyordunuz artık değil mi? Beyniniz biliyordu ama size söylemiyor yani. Çünkü her an, aha gözümde böyle bir gözlük var, ayağımda ayakkabı var, kıçımın altında sandalye var, kafamda bere var. Bunların hepsini beyniniz biliyor. Size söylemeyeyim. Bunların hepsini her an davranış kontrolü için kullanmaya kalksa, yani paralel olarak beyninizde akan bu bilgileri her an kullanmaya kalksa hatta karışır, yapamaz. Şimdi ama bu nasıl bir bilgisayar? Ben burada hey düğmesine basıyorum. Bazen ben alıştım ben ona şimdi böyle hey hey falan deyip de bozma dese bana. Ne yaparsınız o bilgisayara? Yani var ama he, tamam basıyorsun ama ben onu ya çizerim ya çizmem. Ondan sonra ya bana göre yani böyle bir bilgisayarımız olsa ne yaparsınız? Atarsınız değil mi? Bizler bozuk bilgisayarlarız yani. Hiç de öyle bilgisayarlara benzer bir şekilde çalışmıyoruz. Bir, ikincisi, yani demek ki yüksek fidelite bir sistem değil, çok esnek bir sistem, robust bir sistem, her parçalar eksikliğinde hem de eksilmeyen parçalar bir arada çalıştığında böyle esnek ve dejenere bir sistemden bahsediyoruz. Tamam mı? Ve dejenere çok önemli bir mesele. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Burada bu okları sistem hani görmüyorsunuz daha. Ben de çok yakından görebiliyorum. Fakat öyle ki hani herkes herkesle aynı iletişim içerisinde değil. Ve şuradaki belirli bir özelliğe varmak için ben burada birden fazla yol, birden fazla katılımcı paterni tahayyül edebilirdim, düşünebilirdim. Tamam mı? Demek ki bunu açıklamaya çalışırken, şuradaki tek parçacıklar üzerinde çalışıyor olsam, yani mesela diyelim ki sadece dopamin reseptörünün şu aleline sahip olan kişilerde nasıl dikkat, nasıl etkileniyor diye baksam, çok küçük bir sinyal bulabilirim. Çok küçük bir sinyal bulabilirim. Ama dikkati bozuk kişilerin, yani birçok mesela diyelim ki dikkat bozukluğu, bozukluk lafı başka bir şey söyleyemedi yani, başka bir alternatif olmadığı için. Kullanıyorum. Ölüyorum da canım. Hocam, ocak başında olmadı mı? Arkada, dışarıdan mı? Bize uzaydan bakan birisi kaçmaya çalışıyor.
Şurada araya çıkıp konuştuğumuzda insanlar nasıl ilişkiler kuruyorlar?
temsil ettiğimiz zaman belirli devre prensipleri görürüz. Korunmuş, durumdan duruma tekrar eden, açıklayıcı özelliği çok olan bir takım motifler görürüz. Ve bunlar sanki bilgi işlemin birimi gibi görünüyorlar. Ben şimdi size bunlardan 3 tane örnek veriyorum. Bu bizim İnsan Kolektör Projesi'nin çıktılarından bir tanesi bu şekilde temsil edilmiş. Böyle kafaya tepeden bakıyor gibi düşünün kendinizi. Burada kortikal alanlar temsil edilmiş. Burası kafanın önü, burası arkası gibi düşünün. Birbirleriyle bağlantı içerisinde çalışan şeyleri gösteriyor. Kortikal alanları gösteriyor. Bizim beyin kabuğumuzdaki birbirleriyle bağlantılı alanları gösteriyor. Ve ama gördüğünüz gibi bakın buradaki bu alanların şu kırmızı toklar bilgi işlem merkezlerini temsil ediyorlar. Mavi çubuklar aralarındaki bağlantıları, yolları temsil ediyorlar. Ne kadar top ne kadar büyük o bilgi işlem merkezi o kadar genel müdür diye yakın bir yerde duruyor. Tamam mı? Yollar ne kadar büyük, bağlantı o kadar kuvvetli. Yollar ne kadar geniş, bağlantı o kadar kuvvetli. Şimdi burada gördüğümüz çok enteresan bir takım özellikler var. Çok sayıda az bağlantı yapan alan ve az sayıda çok bağlantı yapan alan var. Yani aynen bizim şeylerde olduğu gibi düşünün. Yani bir şirket yönetim şeması gözünüzün önüne getirin. Yani tam birebir aynı karşılığı olduğunu söylemek istemiyorum böyle. Ama hani bizim beynimizde de tam bir müdür vardır, şurasıdır falan gibi tam böyle anlamayın olursunuz. Hani onu özellikle bir vurgulamak isterim ama bir böyle az sayıda çok büyük dağıtımcı, çok sayıda daha az dağıtımcı var yani. Tamam. Şimdi bu devre özelliklerine, devre prensiplerine baktığımız zaman burada sinek beyninin kolektom teorisini görüyorsunuz. Bu da Sialogans 302 tane nöronu olan küçük bir solucan kolektomu ilk elde edilen canlıdır. Biz şimdi sineklerde çok yol aldık. İnsan kolektom projesinde tek tek nöronların bağlantıları değil de kortikal alanların birbirleriyle bağlantılarını ancak bugünün teknolojisiyle takip edebiliyoruz. Ama hani şu anda oradan karşıdan çok iyi görmüyorsunuz ama bağlantı özelliklerine baksak, motiflere baksak büyük benzerlikler görürüz. Özellikle mesela bizim ileri besleme dediğimiz motifler ve bunların kombinasyonlarıyla bir araya gelmiş biraz daha karmaşık motifler sanki bilgi işlemin birimi gibi görünüyorlar. Hani genler değil, şeyler değil, nöronlar değil. Ama biz devreler ve sistemler seviyesinde baktığımız zaman artık davranışta takip edebileceğimiz bir takım özelliklerin prediktörlerini bulabiliyoruz. Yani o da ben davranışta bunu görürken peki benim nöral organizasyon şemasının hangi aşamasında baksam onunla çok yüksek korelasyon gösterecek bir yapı, işlev özellikleri bulabiliyorum. İşte devreler ve sistemler seviyesinde bunu bulabiliyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra size yakın zamanda öğrendiğim başka bir şeylerden daha bahsetmek isterim. Yeter ki yolumu bulabilirim. Hocam özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Bu Anton Damasya'nın bir kitabı var. Devreden aşağıya inmiyor da o devreler ve fonksiyon sistemleri bunun arasında konuşuyor da o oradaki devrelerde vücutsuz bir anlamı da kalmıyor. İllaki bir vücuda ihtiyaç var. Çünkü o beyindeki bütün organizasyonun vücuttan gelen kimyasal sinyallerle his ve sezgi kavramlarıyla ilişkilendiriyor. Hislerimizin ve sezgilerimizin vücut olmadan beynin hiçbir anlam
edemeyeceğini de söylüyor. Onunla ilgili burada pek bir... Sayın hocam, bu konuda çok kısacık bir şey söyleyeyim. Eğer hani soru geldi, cevap çok kısacık cevap vereyim. Hani detayına şu anda giremem. Fakat ben size bir kitap, herkese yani bir kitap önermek isterim. Marcel Mesulam'ın The Principles of Cognitive Neurology diye bir kitabı vardır. Onun bir birinci chapter'ı vardır. Marcel Mesulam bilimi edebi bir dilde anlatmayı becerebilen çok iyi bir yazardır. Yani herkese tavsiye ederim. Çok çok iyi bir yazardır. Yani şimdi benim size böyle ben böyle bir çare olarak böyle anlatmaya çalışacağım şey çok güzel Marcel Mesulam anlatıyor yani hani o yüzden kaynak göstersin. Ben ne kadar becerebilirsem o kadar anlatayım. Marcel Mesulam. Bizim beyin, şimdi siz benim kafama, benim sol hemisferime, soldan bakıyorsunuz ya, yandan bakıyorsunuz ya, ben size onu şöyle... Şöyle bir çizeyim, bana böyle yandan bakıyorsunuz. Şurada bizim bir santral sulkusumuz var. Çok önemli birisidir o. Bizim beynimizi, korteksimizi diyelim. Beynimizin lafını geri aldım. Korteksimizdeki bilgi işlem alanlarını çok temel böyle ikiye ayırır. Input alanları, output alanları. Tamam. Şimdi duyular ve duygular, yani duyu ve duygu arasındaki o tek harf harfi var ya, o iş öyle değil hocam. Yani o iş şöyle. Şimdi burada bizim beş duyumuzdan gelen bilgiler işlenir, sıralı olarak işlenir, önce ayrı ayrı işlenir, sonra bir araya getirilir, işlenir. Anlam dediğimiz şey, zaman böyle o işlenmenin çeşitli aşamalarında tezahür eder, ortaya çıkar bir emergent property olarak. Burada analitik bir bilgi işlem var, detaylı bir böyle şey, ne diyelim. Biz dışarıdan bir enerjiyi aldık, duyu organlarımız onu beynin anlayacağı bir dile çevirdi, yani nöron diline çevirdi. Ondan sonra o nöron diline çevirdikten sonra çevrede olup biteni beyin dilinde tekrar bir temsil etmek gerekir. Ve o temsil çok aşamada, çok böyle detaylı bir iş, uzun bir iş o. O temsil burada. Daha sonra bu temsil bir davranışa... davranış planına dönüştürülecek. Ama bu davranış planı da zaman üzerinde çok aşamalı bir plan olarak düşünün bunu. Yani biz hayatımızın bir yıl sonrasında planlayabiliriz. Ya da ben mesela şunu almak istediğim zaman tam şu hareketin ince motor detaylarını da planlayabilirim. Onlar da çok aşamalı olarak böyle ilk önce biz genelden özele dünyayı temsil edeceğiz. Tamam. Daha doğrusu nasıl söyleyeyim, yok onu geri aldım yani. Parçaları birleştireceğiz, dünyayı bir temsil edeceğiz. Ondan sonra onu tekrar ayıracağız, bu sefer vücut temsiline dönüştürüp yani motora biz vücudun kontrolüne göndereceğiz. Duygular, bizim value sistemimiz diyelim. Value sistemimiz. Bizim hangi bir belirli bir an içerisinde hangi duyulara, hangi bilgilere, hangi özelliklere öncelik verip davranış kontrolünde hangilerini öncelikle işleyip o tarafa yönelteceğim, yani çok ihtimal arasında hangisini seçip nasıl bir şekilde tepki vereceğimizi yönlendiren şeylerden bir tanesidir o değer. Value sistemi deriz ama o genel bir yönlendiricidir ve hem vücudun içinden gelenleri işler. Burada iki tane bu sisteme bir girişin, iki tane giriş kapısı var. Bunlardan bir tanesi dış dünyadan gelenler, bir de iç dünyadan gelenler. Tamam, duygular buradan giriş yapar, vücudun içerisinden giriş yapar, beyne. Duygular. Duygular. Duyular dışarıdan giriş yapar. Organlarımızdan. Ve bunlar sonunda ortada buluştuklarında biz çok güzel hareket ve faaliyet planları oluştururuz. Damasio'nun The Feeling of Consciousness'ın ne
feeling of what happens. Değil mi? Damasio'nun o kitabından bahsediyorsunuz. Ben değil mi? Descartes'in yanılgısından. Descartes'in yanılgısından. Descartes'in yani. Damasio, hani duygularımız olmasa, şu içeriden bu alttan giriş olmasa, bizim dışarıdan geleni ben ile ilişkilendirerek işlememiz mümkün olmazdı diyen bir şey neuroscientist. Onun için söyledim. Yani sizin sorunuzun cevabı... Siz ona tamam mı diyorsunuz yoksa 94 baskısı bir kitap, 92-94 baskısı bir kitap. Bence çok değerlisel bir kitap. Ben de geçen yıl okuduydum. Buna katılıyor musunuz? Hocam evet ya da hayır diyecek kadar detayını hani yani, böyle bir binary decision vücut yapalım. Vücut olmadan şimdi. Benim tek başına bir şey. Tabii yani hani vücut olmadı tabii. Yani hani sonuçta... Kimyasallar geliyor falan diyor. Bir sürü şey sorayım size. Siz davranışçılardan mısınız, duygulculardan mısınız? Ben bunu bu ikisini bir dikotomi olarak görmeyenlerdir. Evet. Bu ikisini böyle davranışçılar, duygulular diye ayırmaya taraflı olmadım. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, bu sistemin buradan ya da buradan girişi engellendiği zaman yani bütünlüğü bozulur. Yani eğer bütünü bütün olarak görecekseniz hani o bir parça, bu bir parça. Hocam, Amerika insanları olmayan uzunları ile ilgili hissiyatlar. Bu aslında bu konuda renkli bir şey yazmıyor. Güzelciğim, şimdi sen bu soruyu bana sonra sorsan da şu anda çok dağıtacak. Olur mu? Çok dağıtacak. Onu hani ayrıca bir şey konuşalım. Şimdi birazcık artık az zaman kaldı. Toparlamaya çalışayım. Olur mu? Kaç dakika kalır? Okey. Size şimdi yani toparlamak için çok enteresan, yakın zamanda öğrendiğim bir şeyden bahsedeceğim. İlk önce adamı tanıtayım. Bence yeterince yakışıklı bir adam olmuştu. Yakışıklı değil mi? Hayır, dinleyebiliriz. Konuşurken görseniz mesafe saygı. Aynı anda benim yakışıklığım akıllı olmuş. Zaten o zaman bir çok güzel bir TED konuşması var. Ve TED olmayan başka bir tane var. Yani Thomas Insel diye girin siz YouTube'a, adamı göreceksiniz. Kim olduğunu size ilk önce söyleyeyim. O oksitosin, vasopressin, bu attachment şeyleri hormon değiller aslında ama yani hormon gibi çalıştıkları, çalışmadıkları durumlar var. Neyse, şeylerde, kemirgenlerde sosyal davranışın, oksitosin ve vasopressinin sosyal davranışı nasıl regüle ettiğini bunu anlamıştım. Ben de böyle bir zamanında NIH'de çalışıyormuş. NIH'de araştırmacı olarak çalışıyormuş. Ondan sonra bu moleküler yani insan genom projesinin başlamasıyla birlikte böyle daha sistemci adamlar NIH'deki laboratuvarlarında naziklerini kovulmuşlar. Biz artık molekülerci olduk diye. Georgia State'e gitmiş. Ondan sonra ama NIH direktörü olarak tekrar davet edilmiş ve Obama zamanında bir Brain Initiative başladı, bilmiyorum, İnsan Beyni Konektom Projesi. O zaman NIH'in başında olup Brain Initiative Obama ile birlikte başlatan adam. Ve onu da bilmiyordum, yeni öğrendim. Bu hani dedik ya, C. elegans 302 tane nöronu olan küçük kardeşimiz var. Cindy Brenner geçen hafta öldü, 10 gün önce öldü. O konektomu bulduğu, ortaya çıkardığı için Nobel ödülü alan Sidney Brenner'ın da öğrencisiymiş. Onu bilmiyordum ben. Çünkü Sidney Brenner'ın diğer öğrencisi Corey Bardman da bu insan konektom şeyinin, projesinin bu co-direktörlerinden bir tanesi. Fakat adam, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bunları niye anlattım ben size? Çünkü eğer bu adam bu görevlerde idiyse, benim size şimdi anlatacağım şey, bir laboratuvarın üstün
çalışmayı tercih ettiği konu değil de Amerika'daki nörobilim araştırmalarının ve şimdi anlatacağım ki psikiyatrik, psikolojik araştırmaların bir resmi ideolojisinin sözcüsüdür. Yani bugünlerde bir policy sözcüsü. Yani bu işin artık hangi yaklaşımların destek bulacağına, hangi yaklaşımlara doğru Kuzey Amerika'da bu işin yöneleceğini haber veren bir adamdı. Adam bu kadar da NIH direktörü olmak çok prestijli bir şey. Bırakıyor, istifa ediyor. Nereye geçiyor? Google'a. Tamam mı? Sonra Google'ı da bırakıyor. Kendi küçük bir şirketini. Neden yaptıkları şeyi de söylemek isterim. İlham veren bu yaptıkları araştırmalara ilham veren şeyi söyleyeceğim. Google kendisini hackerlardan korumak istiyor. Onun için de işte hackerların geliştirdikleri işte o kodlara, onların yazdıkları kodlara karşı bir kod geliştirerek hackerların bir keyboard fingerprint'ini bulmaya çalışıyorlar. Çünkü her hackerın yazdığı kodun içeriğinden bağımsız olarak bir klavye kullanma alışkanlığı var. Mesela işte biri type ederken belirli bir hızla gidiyor, sonra belirli bir latansla enter'a basıyor. Belirli bir latansla şeye basıyor, space'e basıyor. Belirli hata yapma örüntüleri var. Her hacker'ın belirli bir typist olarak yani yazdığı şey içeriğinden bağımsız belirli bir keyboard kullanma alışkanlığı var. Ve böylece bu keyboard adı bir machine learning, bir deep learning protokolü çalıştırarak çeşitli böyle Google'a attack eden kişilerin parmak ile o keyboard şeylerini, stroke'larını bir böyle time series böyle çok uzun bir dataset, çok büyük geniş bir dataset olarak alıyorlar. Bir deep learning protokolü çalıştırıp bir future detection'la hackerların işte bu hacker tanımaya çalışıyorlar. Derken ilginç bir fikir çıkıyor ortada. Ya şu cep nedir? Ya cep telefonu. Şimdi cep telefonlarını arkadaşlar bu zıkkıma Amerika'da ve dünyanın birçok başka yerlerinde de bir günde tipik kullanıcı günde 2600 kere parmak bandı ölçü kullanmış. Tamam, günde 2600 stroke. Çok ciddi bir bilgisi. Ve şimdi soru şu. İnsanların aslında şimdi bu psikolojik bozukluklardan bahsediyoruz ya. İddia o ki ve doğru. Şimdi siz psikolojik bozuklukları ya da psikiyatrik bozuklukları, bunlar ne bozuklukları? Bunlar böyle işte birden beşe kadar ananı mı daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun falan değil yani. Hani bunlar neyin bozuklukları da demeyelim. Yani bozuk bilmiyorum bozuktan kastımız ne. Yani bazı durumlarda hani bozuk diyebileceğimiz şeyler de olabilir ama bizim davranış bozukluğu diye tanımladığımız durum yani davranışta bozukluk olarak tanımladığımız ne diyelim süreçlere giden birden fazla yol vardı. Şimdi biz bunları mesela ilk haberlerini ne zaman alabiliriz? Çünkü davranış en son etkilenen aslında. Yani siz davranışta bilinçli bir aksaklık görene kadar beyin çok fazla aşama kaydetmiş oluyor ve birçok zaman artık geri dönüşü zor bir noktaya siz varmış oluyorsunuz. Biz bundan erken habercilerini bulabilir miyiz? Şimdi soru bu. Nereye bakacaksınız? Şimdi siz buraya baksanız insanların artık yani hepimizin genom dizisi elde edilebilir. Bu çok zor bir şey değil. Teknoloji yaygınlaştı ve ucuzladı. Ama buraya baktığımızda burada yeterli bir haber bulamayız. Çünkü multigenik, dejenere yok. Buradan buraya çok uzun bir şey var. Mesafe. Tek tek hücrelere baksak bir haber alamıyoruz. Ama iddia şu ki, aslında bu devreler bizim davranışta ve bilinçte elimizde var olan DSM kriterlerine göre bir aksaklık fark edene kadar davranışta ve bilinçte başka detaylara bakacak olsak çok daha önceden değişiklikler ortaya çıkıyor aslında. Biz endofenotip dediğimiz intermediate fenotipler daha hastalık ortaya çıkma
çıkmadan önce hastalığı ya da hastalık olmak zorunda değil, belirli bir özelliği önceden haber veren ama o diyelim ki hastalık olsun, hastalığın semptomlarına çok da benzemeyen özellikler de olabilir bunlar. Böyle işaretler bulabilir miyiz? Ve bunları daha erken seviyelerde bulabilir miyiz? Mesela devre özelliklerinde bulabilir miyiz? Şimdi tabii bizim beynimiz böyle işte düşünceyi kontrol eden beyin bilmem şöyle bir ya, hani bizim ana bilim dalları var ya psikolojide, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, bilmem bilimsel. Bizim beynimiz öyle ana bilim dallarına göre ayrılmış değil. Ben size bunu söyleyebilirim. Yani bizim beynimizdeki organizasyon misal psikoloji bölümlerindeki ya da YÖK'teki organizasyona çok fazla benzemiyor. Ve insanların el hareketleri aslında kişilikleriyle içinde o an içinde bulundukları duygu durumuyla, işte o an içinde bulundukları yani dikkatlerinin o andaki haliyle mesela bunlarla çok alakalı, çok koreli. Anlatabiliyor muyum? Hatta kişiliklerin bugüne kadar bildiğim en güzel kişilik tanımını size söyleyeyim mi? Bugünkü hava durumuyla, iklim arası, şu andaki duygu durumunuzla, kişiliğiniz arasındaki ilişki, bugünkü hava durumuyla, iklim arasındaki ilişkiye çok benziyor. Sizin aslında sorunuza da cevap veren bir şey. Ama sizin dikkat dediğiniz şey, mesela ben kişilik dedik, ben buna bakışıyorum bu arada. Telefonu diye. Kişilik, duygu, dikkat, bunlar birbirlerinden çok bağımsız şeyler de değiller. Ve bu cinsiyetten çıkmış arkadaşlar, insanların el hareketlerine bakarak, sırf el hareketlerine, yani klav, cep telefonu kullanırken, işte o hackerların fingerprintleri gibi ne yazdıklarına bakmıyorlar, çok önemli yani, şeyin sözün içeriğine bakmadan, cep telefonu kullanım alışkanlıklarına bakarak, yordadıkları özelliklere bir bakalım. Şimdi burada hangisi hangisiydi? Digital phenotyping ya da bu digital phenotyping diye geçiyor literatürde ya da dijital biomarkerler aramak. Ve digital medicine diye de Nature geçtiğimiz sene içerisinde yeni bir dergi çıkardı, Nature grubu. Hemen söyleyeyim. Mesela şimdi şurada 27 tane participant var, buradaki her hiza bir kişi. Maviler ve kırmızılar, bunlardan bir tanesi bizim bugüne kadar psikoloji içerisinde geliştirdiğimiz standart. Mesela bir tanesi, hangisi diye bakıyorum, şu digital, şu ikisi dikkat testleri. Bu bir working memory testi, çalışma belleği testi. Bu da bir çalışma belleğiydi. Bu bir reasoning testi. Pardon, logical memory diyor. Şu ikisi de Waze galiba, bir zeka testi. İkisinin arasındaki korelasyonlar, yani parmak izlerine bakarak, mesela burada bulunan korelasyon, şimdi tam şeyleri okumaya çalışıyorum. Şurada mesela nokta 82 görüyorum. Burada nokta 67, nokta 75, nokta 7 gibi çok yüksek korelasyonlar. Yani böyle bizim standart klinikte kullandığımız ya da işte klinikte olmasın araştırmalar için kullandığımız, dikkat ölçmek için, bellek ölçmek için, akıl yürütme ölçmek için, başka bilişsel fonksiyonları ölçmek için kullandığımız testlerin çoğuyla neredeyse mesela tamamen örtüşüm gösterdiği durumlar var. Yani korelasyon çok yüksek. Biz bu parmak hareketlerinden takip edebiliyoruz. Böyle